Efendim? Lale merhaba. Ben Şebnem. Pelin Su'nun annesi. Seninle konuşmam gereken çok önemli bir şey var. Bana 10 dakikanı ayırabilir misin? Çok rica ediyorum, lütfen. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Bana vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim. Öncelikle kızımın sana yaptıklarından dolayı özür dilerim. Sen o kadar iyi bir insansın ki bunca şeyden sonra benimle görüşmeyi kabul ettin. Konu nedir? Sen hayatımıza girdiğinde Pelin Su Onur'la evlenmek üzereydi. Yaşadıkları hiç kolay olmadı. Psikolojisi bozuldu. Belki de hazmetmesi zaman aldı. Ama sen de kabul edersin ki sevdiği adamdan son anda ayrılınca hayatı birdenbire alt üst oldu. Emin olabilirsiniz ki benim de hayatım alt üst oldu. Ben de Pelin Su'yla aynı şeyleri yaşasam ben de kendimi çok kötü hissederdim ama bu kötülük yapacağım anlamına asla gelmezdi. Haklısın ama her şey üst üste geldi. Önce terk edildi, sonra düğünü iptal oldu. Sonra eşim iflas etti. Ölümlerden döndü. Maddi manevi zarara uğradık. O da bütün bunların acısını senden çıkarttı. Gerçekten çok üzgünüm. Ben inanın Pelin Su'yu anlamaya çalışıyorum. Yani düğün gününde yaşadıklarımı, bana söylediklerini hiçbirini ben Onur'a anlatmadım. Sanıyorum zaten siz de bunun için buraya geldiniz. Emin olabilirsiniz. Onur'a hiçbir şey anlatmayacağım. Çünkü artık ben bunlarla uğraşmak istemiyorum ve önüme bakıyorum. Bence de. Bunları unutmak en iyisi. Eğer başka bir şey yoksa? Aslında var. Benim senden çok önemli bir ricam var. Pelin Su, Onur'un artık seninle evleneceğini kabullendi. Umarım çok da mutlu olursunuz ama benim kızımı hayatta tek tutan şey işi. Onu elinden alma, olur mu? Yani en azından biz bir süre kendi işimizi kurana kadar bunu senden çok rica ediyorum. Benim için çok önemli. Ama bu benim elimde olan bir şey değil ki. Sen de bir annesin. Beni anlarsın. Umarım yapabileceğim bir şeyler vardır. Bu benim için çok önemli, lütfen. Peki, ben elimden ne geliyorsa yapacağım. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Şebnem, çok güzel kız evlat yetiştirmişsin. Bak, tebrik ediyorum seni. O konuşuyor, ben heyecanlanıyorum valla. Bana bak kız, böyle giderse boynuz kulağa geçecek. Bak. Betül teyzeciğim, benim sizin kadar kötü olmama imkan yok. Ay Betül teyzen yesin seni. Sen ne tatlısın ya. Bence bu iş tamam. Onur, yarın en geç öbür gün arayıp şirkete geri çağıracak. Kesinlikle, kesinlikle. Tamamen aynı fikirdeyim. İş meselesi cepte, tamam. Yalnız çok önemli olan bir şey var. Bizim bu nikaha engel olmamız lazım. Evet. Yani Onur'u bu karardan mutlaka vazgeçirmemiz lazım. İyi de bunu nasıl yapacağız ki? Bilmiyorum ki Pelin Sucuğum. Yani Onur Lale'ye bu kadar aşık olmasa üçümüzün de işi çok kolaydı ama. Siz Onur'un Lale'ye aşık olduğunu falan nereden çıkarıyorsunuz? Bilmiyorum ki hayatım. Yani şimdi karşıdan baktığın zaman sana da böyle gelmiyor mu yani? Hayır. Onur Lale'ye falan aşık değil. Ona sadece mecbur. Oo, maşallah. Gıybetimi toplanmış. Sultanım. Canım. Hoş geldiniz güzel kadınlar. Hoş bulduk. Filiz yok değil mi? Aa, hayır hayır, rahat olun. Filiz yok. Filiz burada olsaydı eğer benim yüzümün yarısına kezzap atılmış şekilde sizi acile taşıyordum. Yavrum Allah korusun, ne biçim konuşuyorsun böyle sen? Bir dakika. O kız yine mi gelmedi bu eve? Gelmedi anacık, gelmedi. İnadı inat ve tahmin et kaç kanat. Gelmedi. Neyse, artık ben de yalnızlığımın tadını çıkarayım diyorum. Odama çekileceğim müsaadenizle. Kişisel bakımıma özen göstereceğim. Yeni kokular aldım. Kokluya kokluya oturayım diyorum. Ah yavrum, ah yavrum, ah. Oh.
delirdi. Görüyorsunuz değil mi? Benim biricik yavrumu delirtti bu kız. Araları düzelmedi mi hala Betül? Hayır Şebnemciğim, hala düzelmedi. Filiz hala inat yapıyor, hala lalelerde kalıyor. Yavrumun haline bakın, benim çocuğumu terk etti. Oğlum perişan. İnanamıyorum ya, gerçekten inanamıyorum. O dev ekranın gördüğü değerin onda birini ben göremiyorum. Ya, inanamıyorum ya. Eğer bu düğüne engel olamazsak ben gerçekten hırsımdan yaşayamam. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.